Bütün kongre çalışanlarını, katılımcılarını sevgi saygıyla selamlıyoruz. Kızım Turan Manavzade, ben İslam Marafol, biz Azerbaycan Devlet Sanatçıları, piyanist, orkestra şefi, besteci aynı zamanda. Bugünkü sizin organize ettiğiniz bu kongreden katılımından mutluyuz. Davet için teşekkür ederiz, başarılar dileriz size. Neslihan Hanım, Çelik ve Aykut Kar hocamızın her ikisinin daveti, teşebbüsü üzerine bizim burada bulunmamız bizi de mutlu ediyor ve inanırım ki inşallah en yakın zamanda, en güzel günlerde, mutlu günlerimizde de hep beraber olacağız. Biraz önemli tarihler var, eserler ifa edeceğiz, icra edeceğiz. Bunları da ufacık açıklamalarıyla nacizane sizlere sunmak istiyoruz. Şimdi başta biz size bir güzel bir motive olsun sabah saatlerinde diye. Alman besteci Johannes Brahms'ın İki Piyano 4 El için yazdığı bir çok Macar dansları var. Onlardan bir tanesi şimdi icra edeceğiz. İzninizle. Tek başına piyanoda sizin için bir eser ifa etmek istiyorum. Bu eserimiz 19. yüzyıl romantik dönemin sanırım ki Neslihan Hanımcığım, Aykut Hocam, şimdi katılımcılarımızın öğrencilere yönelik olsa bile, profesyonel akademisyenlerimiz olsa bile, elbette ki sizler bu bilgilere sahipsiniz ama yine de hatırlatmakta yarar var. Çünkü yıl dönümlerine tesadüf edilme, onları anmak da bir sanat adına, sanatçı adına da düşünüyorum ki iyi olurdu. Ve bir de öğrencilerimiz arasında merak edenler vardır. Çalınan eserler, besteler kime ait, nedir, ne değildir. Bu anlamda belli bir anlamda zorunluluk getiriyor bazı açıklamalar. Kusuruma bakmaz. Değerli vaktinizi almak istemiyorum elbette ki. Şimdi ben romantik dönem bestecisi, piyanonun şairi adını almış, Frédéric Chopin'in bir beste yazdığı bir fantezi impromptu eserini icra edeceğim size. Chopin kimdir? Chopin 1831'lerde Polonya halkının Rusya imperializmine karşı ayaklanması ve ülkesinin azadlığı, bağımsızlığı uğruna
arkadaşlarıyla birlikte ülkenin bağımsızlığı için çabalamış. İster fiziken ister manen olsun. Yani katılmaya her zaman çaba göstermiş bir aydın insandır, bestecidir, piyanisttir. Aydın bir ailede büyümüş gençtir. Ama Polonya halkı kendisini, dostları, ailesi beraber Frederik sen yurt dışına gidip oradan bizim ülkeyi daha güzel temsil edebilirsin, terennüm edersin eserlerini ve onun için de senin sağ ve salim yaşama devam etmen lazım. Ama arkadaşlarını Rus İmperyası'nın o zaman Polonya'daki yöneticileri arkadaşlarını hapslere attılar, kurşuna dizdiler. Ve ne güzel ki Chopin bugünlere kadar eserleriyle yaşamaktadır. Vatansever bir insandır. Vatanını hiçbir zaman unutmadı. Ve bütün mevzularında, bütün eserlerinde her zaman ana hattı Polonya oldu. Ve Polonya'nın iskili, nostaljisi ve halk müziği onun içinde geçti. Ama şimdi size bir bilindik parçadır. Ve sizlere biraz ruh, kol, kanat vermesi açısından böyle bir güzel parçayı sizin için icra ediyoruz şu anda. Chopin Fantasy Improv. Thank you.
Şimdi hem de neden Chopin? Bu sene Chopin'in doğum yılıdır. 210. doğum yılı ve o sebepten de kendisini anmış olduk. Şimdi piyano ile baş başa Turan'ı davet ediyorum. Olayı baş başa bırakıyorum. Turan şimdi size açıklama yapar. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Ben Turan Manaslade. Açılışı müzikle yapmak istedik. Bizim merhabamız da hoşça kalınız da müzikle oluyor. Gördüğünüz gibi bu pandemi döneminde de sürekli konserler yaptık. Ve buradan da ayrıca tekrardan sağlık çalışanlarına ve doktorlara çok teşekkür ediyorum. Siz değerli izleyicilerle bugün burada buluşmak da çok güzel bir duygu. Ayrıca demek istiyorum ki ben Mimar Sinan Konservatuvarı'nda iki tane bölüm okuduktan sonra piyano ve orkestra şefliğine ayrı ayrı mezun olduktan sonra şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA okuyorum ve artık ikinci dönemim. Bir sosyal bilimler öğrencisi olarak burada bulunmak da gerçekten çok hoş duygular yaşattı bana. Şimdi ise fazla sözü uzatmadan abim Abdülerman Asade'nin bestelediği ve dünyaya barış mesajı veren ve savaşları protesto eden Hocalı katliamını ayrıca protesto eden ve Karabağ mevzusunu içinde işlediği bir eser seslendirmek istiyorum. Hocalı'ya isimli eserini. Şimdi sizler için çalacağım. Bu eserde sadece piyanonun tuşları kullanılmamıştır. Piyanonun iç mekanizmi de kullanılmıştır ve işte böyle piyanoyu öncelikle söküyoruz. Evet. Şimdi ise Hocalı eserini sizler için çalıyorum. Thank you.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi ise babamla beraber dört ev bir parça seslendireceğiz size. Evet, şimdi böyle duygusal anlardan sonra temennimiz dünyada savaşlar olmasın. Her zaman güzel barış içinde dünyamız yaşasın. Elbette ki bir gün işgal altında olan topraklar tamamıyla özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşacaktır. Şimdi biz sizlere bu sene aynı zamanda büyük Rus bestecisi, yani dünyaya mal olmuş Pyotr İliç Çaykovski'nin Napolitan şarkısını seslendireceğiz. Türkiye üzerinden Rusya'dan bir transit merhaba İtalya'da söyleyelim sizlerle aracılığıyla. Şimdi Napolitan şarkısı. Viyana kapılarına geldik dayandık. Yani dünyayı sallayan Türk'ün ordusu, mehter marşları filan çoğuna ilham kaynağı olmuş Avrupa bestecileri klasik müzikten başlayarak mehter marşlarımız çok çok bestecileri etkilemiş. Diyabelli olsun, Beethoven olsun, Mozart olsun diğerleri ve eserlerinde mutlaka Türk marşı olarak değil de Türk'ü Alaturka olarak yani Türk vari, Türk sayağı, Türk'ün marşı gibi marş. Ve bir sonatında da bir bölümü dahi Mozart onu öyle kullanmıştır. Şimdi Mozart'ın Alaturka bestesiyle ben sizi bir daha selamlıyor. Sonra da sizlere veda ediyor ve işlerinizde başarılar dilemek kaygısıyla, dileklerimle. Şimdi Türk marşı. Thank you.
Hoşça kalın diye soruyorum.